Herkese selamlar dostlar. 16 Eylül 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadele var burada. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Tahminler genellikle gollere yöneldiğim tahminler oldu. Çünkü taraf bahisleri gerçekten can sıkmaya başladı. Ondan dolayı genellikle ben zaten takımlar dengeli takımlar, birbirine gol atabilecek takımlar. İlk maçlar kendini göstermek isteyecek takımlar vardır. Genellikle gollere yöneldim. Yine bir kombin önerisi yapacağım sizlere. Videonun sonunda tek bir kombin önerisi. 9 maçın tahmin analizlerini sizlere sunacağım. Hem ideal oranlardan hem de yüksek oranlardan sizlere sunmaya çalışacağım. Ekrana gelsin raporumuz arkadaşlar. Rapor olarak 14 Eylül'de toplamda 7 tane mücadele verdim sizlere. Bu 7 mücadeleden arkadaşlar 4 tanesi geldi, 3 tanesi başarısız oldu. Baktığımız zaman United mücadelesine bakın, burada yatmayı hak eden tek bir takım vardı, o da Sevilla'ydı. Diğer ikisi gerçekten hak etmediğini söyleyebilirim. Yani en azından idealdi, gelmesi lazımdı. United maçında kırmızı karta gittik. Bakın kırmızı kart olmasa çok rahat gelebilecek bir mücadeleydi. United zaten kırmızı karttan sonra 2 tane de gol yedi, kaybetti mücadeleyi. Sevilla maçı gerçekten Sevilla hak etmedi, Salzburg hak etti o mücadeleyi. Barcelona maçımız geldi, Kiev maçımız geldi. Wolfsburg maçının hem 2.5 altı hem de maç sonu 0 olarak değerlendirdik. O geldi. Chelsea mücadelesinde ilk kere 1 verdim. Chelsea kazandı fakat 1.10 orandan kazandı. Ne handikapı geldi ne 1.5 üst geldi. O da insanları yatırdı. Malmö maçında da Juventus'un maç sonu 2 ve 4.5 alt şeklinde verdim. O da geldi. Değerlendirmemiz bu yöndeydi. Başarılı olamadık bence. Bu tablo kötü bir tablo açıkçası. Fakat maçlar gerçekten sürpriz sonuçlarla çıktı. Kırmızı kartlar ekmeğimize kan doğradı diyebilirim ben. Maçlara geçelim isterseniz. Galatasaray-Lazio maçıyla devam edelim. İlk mücadelemiz Galatasaray-Lazio mücadelesi. Galatasaray buradaki muhtemelen yine Çikaldao, Morutan, Kerem, Emre Kılıç, ileride ya Cagne ya da Halil oynayacaktır. 4-1-4-1 şekilde oynayan bir takım Galatasaray takımı, burada öyle bekleniyor. Lazio takımı da burada zaten ileride Buric, Immobile, yani kaliteli kadro zaten. Lazio'dan çok fazla bahsetmeyelim. Fakat Milan'la bir maç oynadı. Gerçekten o maçta çok fazla etkili değildi. Topla oynuyordu fakat Milan maçında. Ya şimdi Milan'la da Galatasaray'ı kıyaslamayalım da. Son maçta pek iyi değildi. Topla oynuyordu fakat sonuca gitmiyordu. Kalesine de net pozisyonlar veriyordu Lazio takımı. Şimdi Avrupa'da ilk mücadelesi burada. Lazio'yu favori görmüşler. Doğaldır. Fakat ben Galatasaray'ın kendi evinde bir gol atmasını bekliyorum. Galatasaray-Trabzon maçında çok fazla pozisyonlara girdi. Özellikle 2-2'den sonra 75 ve 90 arasında gerçekten 2-3 tane çok net gol pozisyonu harcadı. Keza Trabzon da girdi zaten. O ayrı mesele. Ben burada arkadaşlar Galatasaray takımının atacağı bir gole güveniyorum. Galatasaray'dan gol gelir diye düşünüyorum. Açıkçası benim tahminim Lazio burada tek farklı kazanır diye düşünüyorum. Kalite farkı ortada. KG varı 1.47'den sizlere önereceğim. Her iki takımın birbirine gol atması ideal olacaktır. Şöyle de bir yüksek oran önerisi yapmak istiyorum ben sizlere. Ben burada handikap 0'ı da Lazio'nun tek farklı galibiyetini sizlere önereceğim. Skor beklentim 2-1'lik bir Lazio galibiyeti var. Tek farklı kazanan Lazio 3.25. Skor beklentimde 1-2'lik skorda burada 7.40 gibi oran açmışlar. Şöyle göstereyim. 7.40 gibi oran açmışlar. Fakat maçın ideali KG var bahsi olacaktır diye düşünüyorum. Bol şanslar. French Varoş'la Leverkusen oynayacak. Leverkusen son mücadelesi gerçekten Dortmund'la kendi evinde muazzam bir mücadele oynadı. Kaleye çok fazla gitti. Eğer Leverkusen ki keza yine o oyun tarzını bekliyorum. Hücumda çok fazla etkin olmaya çalışacaktır. French Varoş'un da üstüne gidersen arkada ne kadar tehlikeli olacağını Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında zaten gördük. O yüzden burada Young Boys mücadelesi vardı mesela. Hemen hatırlatalım sizlere de. Young Boys mücadelesi vardı. Her iki takımda da yenildi mesela. 2 maçta da Young Boys galip geldi. Fakat ne kadar çok pozisyonlara girdi. Leverkusen ve Young Boys takımı da ben birbirlerine benzetirim açıkçası oyun stili olarak burada. Leverkusen takımı da burada mutlaka önde futbol sergileyecektir. KG varı gelebilir, üstü gelebilir. Leverkusen tek başına üst yapabilir. O yüzden bu mücadelede ben gollü bir mücadele bekliyorum. 2.5 üste yöneldim 1.42 gibi orandan. Değerlendirmek isteyenler burada 2.5 üst tercihini değerlendirebilirler. Real Betis-Celtic mücadelesi. Real Betis'i burada favori görmüşler. Muhtemelen kazanacaktır Real Betis. Burada beklenen skor size şunu söyleyeyim. 2-0'lık bir Real Betis galibiyeti bekleniyor. Benim yararlandığım bir Avrupa sitesi var. Orada genellikle hangi maçın hangi skoru gözüküyor zaten. Bu maça bu skor çıkar diye tarafsız bir şekilde yorumlanıyor. Yani yorumlanmıyor. Sistem analizliyor diyeyim ben size. Kişi değil. Sistemin analizi. Sistemde 2-0'lık bir Real Betis galibiyeti var arkadaşlar. Fakat ben Celtic'in de bu maçta gol bulmasını beklerim. Neden beklerim? Real Betis burada topu ayağına tutacak takımdır. Hücum hatlarına da baktığımız zaman da kaliteli ayakları var zaten. Fekir önderliğinde Real Betis hücumda iyi işler çıkarmaya devam ediyor. Son maçında da Granada'ya karşı 2-1'lik dakika 85'te attığı golle kazandı 2-1'lik skorla. Celtic takımına baktığımız zaman da Celtic'te kaliteli ayaklar var ve kaliteli ayaklardan ziyade genç ayaklar var ve bireysel anlamda iyi işler çıkartabiliyor. Bir yanda koşup atlet futbolcular var. Celtic hangi maç diye bahsedeyim ben size. Dün oynanan Sevilla-Salzburg mücadelesi var ya, buradaki Salzburg Celtic takımı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Bireysel anlamda iyi işler çıkarabileceği için ben Celtic'in atacağı bir golü çok güzel oran açmışlar idealden. 1.44 gibi oran açmışlar. Gelebileceğini düşünüyorum Celtic mücadelede Real Betis'e karşı galip gelir. Dediğim gibi beklenen skor 2-0'lık bir skor bekleniyor. Ben size alternatif bir tercih de yapmak istiyorum. 1.72 gibi orandan 2-3 gol bandında biter. Ya 1-1 ya 2-1 şeklinde bir sonuç çıkabilir belki Real Betis açısından. Sürpriz de burada tabi. İdealden Celtic'in gol alabilir fakat alternatiften de 2-3 gol burada sizlere sunuyorum. Bol şanslar diyerekten geçeyim. Rapid Wien Genk mücadelesi kombineme aldığım maçlardan bir tanesi arkadaşlar. Rapid Wien mücadelesi. Ondan önce Telegram gruplarından bahsetmek istiyorum. Dün ben Telegram grubuna açık konuşmak gerekirse çok bir başarı sağlayamadım. Kombinem başarısız oldu aynı şekilde. Yine ikinci bir kombinem de başarısız oldu. Fakat Çağrı arkadaşımızın verdiği 5 oranlı kombine başarılı oldu. Kombineyi de gördüğünüz üzere Young Boys maçına 2.5 üst, Sevilla maçına Salzburg'un bir golü, Barcelona'nın da direkt Bayern Münih galibiyeti şeklinde legalde 3.54 oranı vardı. Avrupa'da 5 oranı vardı. Değerlendirenler var tabi burada. Onlar kazandı. Tebrik ediyorum. Yine biz burada canlı bahisler vermeye devam ediyoruz Telegram gruplarımızda. Nasıl canlı bahisler vermeye çalışıyorum? Mesela örnek veriyorum ben burada. Bakın bir tane daha kombine önerisi yapmıştım ben burada. Bayern Münih dep 1.5 üst, Chelsea'nin handikabı gelmedi, 1-0 bitti. Burada bir tane öneri yapmıştım, bu başarılı oldu Salzburg maçında. Deplasman kornerden, yani gelmesini bekliyorum diye önerdim. Sevilla 10 kişiydi, 6 kornerle bitti zaten, kazandı. Yani yine geliyor gidiyor zaten, burası iddia tahmin işte, biz maçları izliyoruz. Editör arkadaşlarım Enes, Çağrı, Mert, ben şeklinde elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de katıl Telegram grubumuza gelmek istiyorsanız abone ol tuşunun yanında katıl var. Katıl gözükmeyenler bilgisayar üzerinden, PC üzerinden bunu hallederse güzel olacaktır. Telegram grubumuz 30 TL'lik grup. Telegram yüksek oran grubumuz 60 TL'lik grup ve 100 TL'lik iletişim grubumuz da burada. Her iki gruba dahil olup hem de benim telefon cep numarama ulaşabilirsiniz. Ondan dolayı sizler gelmek isterseniz bekleriz diyerekten de geçeyim ben sizlere. Rapid Wien Genk mücadelesi, kombineme aldım bu mücadeleyi. Rapid Wien kendi evinde taraftarı önünde gerçekten güzel sonuçlar elde edebilen takım. Özellikle Avrupa'da daha bir motive futbol, daha olumlu bir futbol, kanatları kullanan bir futbol sergilediğini söyleyebilirim Rapid Wien adına. Son 2 maçtır kendi liginde olumlu sonuçlar alamıyor Rapid Wien takımı. Fakat burada Genk takımı da defans yapan bir takım değil. Genk takımı hücumu önem veren bir takım. Genk takımı ağırlıklı olarak ofans futbolunu sergileyen bir takım Genk takımı. O yüzden ben Genk'in de önde oynayıp her iki takımın da burada gol bulması çok idealdir. Benim gözümde zaten 1.41'de oran açmışlar. Değerlendirmek isteyenler bu maçı KG olarak değerlendirebilirler. Ben her iki takımın atacağı 2 golü bekliyorum. 1-1'lik bir skor veya 2-1'lik bir tarafa galip gidebilir. Genk'in hücumu da zaten çok iyi. Son hafta Genk takımı 85'te gol attı. 1-0 öne geçti. 90 artı küsurda da gol yedi, 1-1'lik sonuçlarla ayrıldı. O maçta da biz üst bekliyorduk, gelmedi şeklinde, onu da belirteyim. KG varı sizlere öneriyorum. Bir diğer mücadelesi Flora ile Estonya liginin takımı Flora takımı. Estonya ekibi Flora ile Belçika ekibi Gent mücadelesi. Maçın favorisi Gent, çok normal. Fakat Flora'nın da kendi evinde oynadığı zaman ne kadar gollü maçlara imza attığını görmek mümkün. Özellikle Avrupa maçlarını şöyle göstereyim ben sizlere isterseniz. Çünkü burada ofansı yapacak 4-2'lik kendi evinde Shamrock galibiyeti var. Omonya'ya karşı 2-1'lik galip geldi burada. Gibi. Yani kendi evinde gol atmasından ziyade ben Gent'in de burada golle, fazla gol atabileceğini düşünüyorum. 2 olur 3 olur artık bilmiyorum artık. Gollü bir maç beklediğimden dolayı ben burada da arkadaşlar üst tercihine gittim. Üst tercihin oranı 1.51 gibi güzel bir oranı var. Yine idealdir. Genellikle gollü geçmesini beklediğim maçları aldığımı dile getirmiştim sizlere. Yine burada da 2.5 üst tercihini sizlere, gollü geçmesini beklediğim bir mücadele olduğu için sizlere sunuyorum. Bol şanslar. Rangers'la Lyon mücadelesi. Kombineme aldığım maçlardan bir tanesi de Lyon Rangers mücadelesi. Devam edeyim. Şimdi Rangers takımı kendi evinde özellikle hücum hattındaki bir tane forvetini söyleyeceğim bakın sizlere. Morales arkadaşlar böyle çirkin bir adam, yani esmer çirkin bir adam. Bu adam ama gerçekten futbolunu çok beğeniyorum. Hem bireysel anlamda hem de kanatlardan gerilen Roof olsun, Kent olsun, kanatlardan verilen destekle birlikte iyi işler çıkarıyor. Swingerat önderliğine baktığımız zaman ligde özellikle bir mağlubiyet aldı. Celta'ya galip geldi kendi evinde. O da güzel bir sonuç açıkçası. Önemli bir eksiklik Hacı arkadaşlar. Lanis Hacı bu mücadelede olmayacak sanırım. Oynamaz şekilde gözüküyor. Lyon tarafına baktığımız zaman da bak önemli isimler var. Bakın Şakir mesela takıma döndü. Takıma döndüğü için arkadaşlar Şakir'i yeni Lyon takımına geldi. Öyle söyleyeyim ben size. Son maçta oynadı mesela 3-0'lık hem üstü geldi hem 1.5 üst hem de KG var, her şey geldi son Lyon maçında. Ben burada Lyon'un gol atmasını bekliyorum. Keza Rangers takımı da kendi evinde hücum futbolunu sergilediği için yani gollü bir maç bekliyorum. Lyon'un defansı zaten çok fazla iyi değil açıkçası. Boateng ve Silva oynayacak diye gözüküyor. Zaten Marcelo o kadar çok hata yaptı ki B takımına gönderildi. Lyon 2'ye gönderildi. Lyon'un B takımına gönderildi. Marcelo mesela defans hattında Beşiktaşlardan oynadığı, oynayabildiğimiz bir oyuncu. Lyon takımı hücumda iyiler. Özellikle hücumu güçlendirdiler. Pakey de mesela bu mücadelede olmayabilir. Çünkü Brezilya'dan dönecekti. Bakalım onlar veya Kadevre'de aynı şekilde, o da olmayabilir. Uçuşu vardı onların da. Ben burada her iki ekibinde gol atmasını bekliyorum. Oranda 1.44. Değerlendirmek isteyenler burada karşılıklı gol varı değerlendirebilirler. PSV Real Sociedad mücadelesi. Vallahi arkadaşlar ben direkt şunu söyleyeyim. PSV'ye açılan oran muazzam. Değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. 2-0-3'lükten ben burada direkt bir PSV galibiyeti sunacağım sizlere. Şimdi bakın. Maçta beklenen skoru söyleyeyim. Sistemin çıkardığı skor 1-1'lik bir skor beklentisi var bakın maçta. 1-1'lik bir Real Sociedad'la PSV'nin 1-1'lik bir beraberliği bekleniyor bu mücadelede. Fakat ben sisteme karşı gelerekten de kendi evinde taraftar önünde oynayacak PSV takımda toplandı açıkçası, toparlandı. O son bir mağlubiyet almışlardı. Kendi liginde değil de Benfica'ya karşı o şeyden sonra kendi liginde toparlandı. Berabere kaldı. 10 kişi takıma o kadar çok gol kaçırdı ki o maçta. Yani gol bulamamıştı. Real Sociedad'a karşı kendi evinde oynayacak. Tabi burada Real Sociedad kaliteli takımı, çok kaliteli takım. Özellikle hücum hattında Isak olsun, Oyarzabal olsun kaliteli isimler barındırıyor PSV ekibi. Fakat ben ev sahibinin hücum hattını gerçekten beğeniyorum. Gakpo, orta sahada ofansif orta saha Götze, sağda Maduike ve ileride Zavi. İyi işler çıkaracağını düşünüyorum ben burada PSV ekibinin. Ben sizlere direkt yüksek orandan burada 2-0-3'ten PSV'nin galibiyetini sunacağım. PSV takımı burada galip gelmeye bence daha yakın. Değerlendirmek isteyenler burada PSV'nin galibiyetini değerlendirebilirler. Gelelim Frankfurt-Fenerbahçe mücadelesine. Çok güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum ve gelmesini bekliyorum bu tahminin. İyi bakın, iyi dinleyin. Şimdi Frankfurt takımında arkadaşlar eksikler var. Pardon, eksikler var derken şöyle eksikler var. Geçen sezon hücum hattında mesela Andre Silva vardı, Jovic vardı. Bu iki önemli ismi kaybetti bu sezon. Bu iki isim olmayacak arkadaşlar. Frankfurt'ta yani zaten yoktu, olmayacağını da belirtelim. Kostić'le, bakın Kostić free kickleri çok iyi kullanıyor mesela Frankfurt ekibinde. Orta sahada Kamada, sağda Hauge, ileride ise Borde oynayacak. Fenerbahçe'nin kadrosunda belki Rossi, Valencia falan. Valencia ben yine o ilk 11'de bekliyorum. Valencia'yı ben burada. Fenerbahçe gol atabilir. Fakat ben bu mücadelede Fenerbahçe'nin en az hasarla ayrılmasını, olası bir beraberlik halinde de Fenerbahçe'nin iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum Frankfurt'a karşı deplasmanda. Alman Frankfurt ekibi burada taraftar önünde kolay kolay şey yapmayacaktır açıkçası. Salmayacaktır. Fenerbahçe de burada biraz daha ileriyi düşünmekten ziyade orta sahaya ve defansı kalabalık tutup topu ayağında tutmak isteyip böyle ara ara ataklarla çıkacaktır diye düşünüyorum Fenerbahçe ekibinin. Ben bu mücadeleyi KG var almadım. Ben bu mücadelede 2-3 gol tercihini aldım. KG olur olmaz bilmiyorum fakat 1.77 gibi güzel bir orandan sizlere burada 2-3 gol tercihini sunuyorum. Ben gelmesini bekliyorum. 2-3 gol tercihini 2-0 veya 2-1'lik bir Frankfurt galibiyeti de çıkabilir. Fenerbahçe'de 1-1'lik bir beraberlik kalsa bile olası bir Fenerbahçe sürprizi de gayet güzel olabilir. Fakat ben maçın 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler 2-3 gol tercihini değerlendirebilirler. Olympiakos'la Antwerp mücadelesi. Antwerp arkadaşlar bu grupta iş yapacak takımlardan bir tanesi. Takım içinde gerçekten uyumu çok fazla. Takıma Frey de döndü. Frey de bildiğiniz üzere Fenerbahçe'nin eski forveti. 6 maçta tam 8 tane gol attı. Keza zaten bir maçta 5 tanesini attı. Onu da belirtelim. Son maçta galip geldi. Tek golü de Frey attı Antwerp takımında. Ben burada Antwerp'in galip gelmesini zor görüyorum. Fakat Antwerp'in bulacağı bir golü değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Onun da oranı 1.39 gibi oran açmışlar. Değerlendirmek isteyenler burada Antwerp'in bulacağı bir golü değerlendirebilirler. Olympiakos çok fazla pozisyon vermek istemeyecektir. Fakat Antwerp hızlı ve tempolu futbol oynayan takımlardan bir tanesi. Kendi liginde Belçika'da. Ondan dolayı Antwerp'in bulacağı bir golü değerlendirebiliriz. Arkadaşlar kombine önerisi ekranda. Sizden ricam videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız gerçekten memnun olurum. Müteşekkir olurum. Her şey olurum sizlere diyerekten geçeyim. Kombine önerisi de burada Rapid Wien'in KG Varan'ı aldım ben Genk takımıyla. Gollü bir mücadele bekliyorum. Her iki takımın da birbirine denk olduğunu, Genk'in de hücum anlamında iyi işler çıkardığını bilerek Rapid'in de kendi evinde baskılı oynayacağını bekliyorum. KG var aldım. Yine aynı şekilde Lyon mücadelesini de KG var aldım. Toplamda oran 2-0-3. Lyon maçı da deplasmanda Lyon iyi işler çıkartabiliyor. Fakat defans sanatı zayıf. Rangers'a bunu değerlendirebilecek takımlardan bir tanesi. KG var aldım. Hepsi gelebilir, hepsi yatabilir. Umarım çok fazla sürprize denk gelmeyiz de. Genellikle gollere yöneldim sürprizler çıktığı için. Bu şekilde benim tercihlerim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.